Merhaba de. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sevgili canlar, bugün bize ziyarete DEM Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı eş başkanımız bizi ziyarete geldiler. İkisine başarılar diliyoruz. Kemal abi daha evvel kurumlarımızın başkanlığı yapmış ve kurumlar tarafında çok sevilen, bizim için önemli ve değerli bir canımız. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz ve söz hakkı o dostlarımıza veriyoruz ve onların projelerini dinleyeceğiz. Sizlere de sorular varsa onlara cevap verecekler. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Güzel başlarımız için biz de size karşı minnettarız. Projeler kısmını biz şeyde söyledik. Tek tek uzun uzun anlatmaya gerek yok. Partimizin nasıl bir demokratikleşme mücadelesi verdiğini öteden bu yana zaten çoğumuz da biliyoruz. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bunun dışında yerel belediye, yerel yönetim anlayışımız da örnek gösterilen ve 2014'te özellikle iş başkanlık sistemiyle yönetilen belediyelerimizden de anlaşılmaktadır. Büyük bir demokratikleşme örneği veriyoruz. Büyük bir kadın mücadelesi ve kadın kazanımlarının sergilendiği bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. Sizin hepinizin de bildiği gibi Türkiye'nin sistem partileri içerisinde hem inançlara, hem kimliklere, hem düşüncelere saygı bakımından en önde olan partisi, sistem partilerinden farklı olarak birçok bu özelliğimiz bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizim Konyaaltı Belediye İş Başkan adayımız Alaaddin Güven arkadaşımız da burada. Konya altında da adayımız söz konusu. Başkanım buyurun. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için. Bu kapı kardeşlik, hoşgörü ve barış kapısı. Bunu çok iyi biliyoruz. Şu an burada otururken de kendi kurumumuzda, kendi evimizde oturur gibiyiz. Sadece belli başlı konularda tabii ki başkanlarımız daha detaylı bilgi verecektir. Yani amacımız gelip sizden destek istemek değil, sadece sizi ziyaret etmek. Bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede en azından birlikte hareket edebilme. Bizi en iyi siz anlıyorsunuz çünkü öyle ya da böyle ezilen iki bir ırk ve bir inanç söz konusu Türkiye'de. Bunu en fazla biz çekiyoruz ve bizi de sadece biz anlayabiliriz. Teşekkür ediyorum hepinize. Selamlar. Değerli arkadaşlar, sevgili başkan, yerel seçimdeyiz ve yerel seçim de genel seçim ve olduğu gibi tabi sadece bir yerel seçimden ibaret değil. Bunun farklı politik varyasyonları var, farklı politik yanları var. Hepsiyle birlikte huzurunuzdayız. Doğrudur Sayın Başkan'ın söylediği, öncelikle biz demokratik kurum ve kuruluşlara nasıl baktığımızın şeklini, şemalini ifade edelim. Biz DEM Parti olarak yerel yönetimlerde kent uzlaşısı konseyi ile belediyeleri yöneteceğimizi ve kent uzlaşısı konseyine bütün sivil toplum kuruluşlarının, inanç örgütlerinin, kültürel, sanatsal ve mesleki kurumların, meslek odalarının, emek örgütlerinin hasılı dernekler yasasına, sendikalar yasasına göre kurulmuş veya kendisini sivil toplum örgütü olarak ilan eden ve sivil toplum olma, sivil toplum örgütü olma özelliklerine haiz tüm kurumların dahil olduğu bir yönetim şekliyle belediyemizi yönetmek istiyoruz. Örnek vereyim, Konyaaltı Cemevi diyelim ki demografik olarak şu kadar topluma hitap ediyor. Bunun belediyemizdeki nispi temsil oranı
şu kadar sayıya tekabül eder. O halde bu CEMEV'in kent uzlaşısı konseyinde örnek veriyorum 5 tane temsilcisi olacak. Ve bu 5 temsilci hem kendi kurumsal sorunlarını hem temsil ettiği toplumun sorunlarını belediyeye getirecek, konuşulacak, tartışılacak ve söz, yetki ve karar sahibi olacak. Kent Uzlaşısı Konseyi. Kurumlar için söyleyeceğimiz şey bu. CEMEV'leri ve Alevi kurumlar için söyleyeceğimiz şey de şu. CEMEV'i ibadethane midir, değil midir tartışması gereksiz, boş, zaman kaybettiren, Alevi toplumunu ötekileştiren ve toplumun aklıyla alay eden bir tartışmadır. CEMEV'i Alevi toplumunun ibadethanesidir. Nokta. Bitti. Ve bütün ibadethaneler neyi gerektiriyor, hakları ne ise CEMEV'in hakları da odur. O halde Alevi toplumuna bu hizmetler yapılmalıdır. Yani bir belediye camiye hangi hizmeti yapıyorsa CEMEV'ine de o hizmeti yapmalı. Kiliseye de o hizmeti yapmalı ki Antalya'da kiliseler de var. Antalya'da bulunan, hizmet yürüten, hak ve hakikat aşkına yol erken yürüten CEMEV'lerine temizlikten aklımıza gelecek tüm hizmetlere, yakıt giderinden başka kendi talepleri olan hizmetlere kadar hepsinin yerel yönetimimizce karşılanacağını belirtmek isterim. Şimdi bu konuda yasa varmış, yokmuş, engelliyormuş, değilmiş, biz bunu umursamıyoruz. Bunu önceki HDP belediyelerinde yaptık. Diyarbakır'da, Varto'da, Dersim'de kimi kovuşturmalara, kimi yasal süreçlere sebep oldu ama bu meşru bir haktır ve biz bunu yapacağız. Şimdi şöyle söylediklerin evet hepsi doğru. O anlamıyla genel bir durumu tahlil ettiniz ama yani şimdi diyelim Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hepsi. Kürtlere ya da DEM'e takındığı tavır evet o asla kabullenin yanı değil. Ama oysa size aslında, de aynısını takındı ama. İşte ona geleceğim o istiyorsan. Şimdi aslında duruma dönüp baktığınızda CHP'nin genel anlayışta da aslında Alevilere bir şey var, yani tepki var. Ya diyelim burada bir Alevi adayı var ama aslında çok kabullenir değil. Genel merkez içerisinde de bu var. Ya da işte Aleviler bir yere aday olduğunda, milletvekili olduğunda CHP'nin içinde o ulusalcı kanat ya da milliyetçi kanat hemen tansiyonu yükseltir. Aa siz nasıl olursunuz? Şimdi sorun aslında Alevilere takılan tavırla DEM'e takılan tavır aynı. Ama işte şimdi bunu kırmak lazım. Yani diyelim işte genel seçimde milletvekillerini Aleviler kabul etmediler, CHP milletvekillerini. DEM'e ve TİP'e oy gitti. Aslında orada toplum görüyor, ediyor. Belki bunu örgütlemek daha doğru olacak. Şu anda da aslında mesela CHP'nin eski ilçe başkanı, şimdi ben kaç yıl yaptı bilmiyorum, 5-6 yıl yaptı. Şimdi CHP içindeki Alevilere o kadar ağır ithamlar bulunuyor ki, ağır ithamlarda bulunuyor, kabullenir yani yok. Kimin en yakın adamı? Muhittin Böceğin en yakın adamı, Onur Doruk. Aslında fark etmiyor. Kim o? Eski ilçe başkanı. CHP'nin eski ilçe başkanı. Yani o kadar ağır ithamlar bulunuyor. Onun için aslında DEM'e takılan tavırla, tabii Alevilere takılan tavır arasında hiçbir yok. Aslında toplum işte bu. Bunun üzerinden belki örgütlemek, birleştirmek. Biz onun üzerinden evet. Örgütlüyoruz. Hani ben sizi eleştirme anlamında değil mi işte? Eleştirebilirsiniz de şöyle. Bizim derdimiz solun bize umut olmasıdır. Solun güçlü olmasıdır. Biz de o umutla beraber yürümemizdir. Görüşmek üzere. Ablacığım görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Elinize sağlık.